Tabii Onur Yıldız, dün akşama gitmek gerekiyor. Fenerbahçe gerçekten ağır bir yenilgi aldı. Bu yenilginin ardından soyunma odasında neler yaşandı? Bunlar önemli, bize ışık tutacak detaylar. Öncelikle yani başkan odaya girene kadar resmen cenaze evi gibiydi. Büyük bir sessizlik vardı, onu söyleyelim. Bir kavga, bir tartışma yoktu. Bu da biraz işte futbolcuların mental açıdan tükendiğinin göstergesi. Böyle bir yenilgiden sonra soyunma odaları çok sakin kalmaz aslında. Kavga olur, gürültü olur. Doğalı da budur, normali de budur ama dün biraz Fenerbahçe mental olarak tükendi, futbolcular tükendi. Daha sonra da başkan soyunma odasına indi. Ben hala bazı detayları vermiyorum. Önümüzdeki günlerde, çünkü çok hassas konular bunlar. Hata yaptığımızda çok hoş olmayacak konular. O yüzden biraz genel anlatıyorum ama önümüzdeki günlerde bu detayları da tabii ki netleştirirsem, daha doğrusu çok net değil konuşsam paylaşırım ama dün başkanla Gisus arasında soyunma odasında bazı diyaloglar yaşandı, bazı şeyler yaşandı. Bunlar da çok basit şeyler değil. Çok bunun üzerinden devam edebilecek bir ilişki yok. Anlatabiliyor muyum? Yani ikili arasında biraz ipler atıldı gibi bir durum oldu. Ve bu ilk kez de yaşanmıyor. Bu ikinci kez oluyor. İkinci kez böyle bir durum yaşanıyor. Tabii orada konum farkı, futbolcuların önünde cereyan etmesi, bu tarz birçok farklı etkenler de var ama en nihayetine geldiğimizde bugün Fenerbahçe yönetimi değerlendirmeler yaptı. Bir anlamda onu takip ediyoruz. Fenerbahçe kulübü de futbolcular da Samandıra'da antrenmanı yaptı. Cesus da takımın başındaydı. Şu an için olağanüstü bir durum yok. Ama tabii şimdi iki gün sonra da kupa maçı var. Nasıl bir karar alınacak? Nasıl bir hamle yapılacak? Yani bir istifa istenebilir mi? Yollar ayrılabilir mi? Bu ihtimal sıcak. Henüz böyle bir şey netleşti. Yani böyle bir durum yaşanmadı, böyle bir şey, böyle bir karar alındı diyemeyiz ama bugünkü toplantının ardından bir karar alınacak. Ya karar alınacak derken bir yol haritası çizecek ve bu yol haritasıyla devam edilecek. Belki belli bir süre, bir aralığa kadar, hani bir boşluğa, bir haftalık boşluğa, ya yani 3 günde bir maç periyodundan çıkana kadar hocayla devam edilebilir. Sezon sonuna kadar devam edilebilir. Ama ben şunu söyleyebilirim ki Brezilya basında hep haber çıkıyordu, işte Jesus gidecek, gitti gibi böyle şeyler yapılıyordu. Ben o dönem dahi şunu söylüyordum. Sezon sonu oturulacak, konuşulacak. Orta yol bulunabilir, anlaşılabilir. Sezonun bitirilişine göre bir yol haritası şekillenir diyordum. Ama dün akşam soyunma odasındaki diyaloglardan sonra bu ilişkinin resmi olarak olmasa da fiili olarak bittiğini söyleyebilirim. Yani artık bundan sonra dikiş tutacağını çok fazla ihtimal vermiyorum. Yani gerçekten olağanüstü şeyler olması gerekiyor. Bunu anlatabilirim. Ahmet Selim, verdiğin mesajlar, ipuçları bize tabii bazı şeyleri anlatıyor. Şunu soracağım. Ali Koç'la Jesus arasındaki diyaloglarda Jesus'un işte Brezilya milli takımı ile ilgili, Flamengo ile ilgili konuşup kendine PR yaptığı şeklinde bazı iddialar vardı. Ali Koç bu konuda bir serzenişte bulunmuş mu Jesus'a? Çünkü böyle haberler de var. Benim öğrenebildiğim kadarıyla dün akşam yaşananlar, tabii ondan önceki diyaloglar olabilir ama açık konuşayım. Uzun süredir de yanılmıyorsam yine Galatasaray maçından sonra bazı olaylar yaşanıyor, ikili diyaloglar yaşanıyor ama hani ondan sonra da böyle bu olaylar ondan dolayı laf söyledi, o ona şey, bunlar çok gerçekçi değil açıkçası. Ama dün yaşanan diyaloglar da daha çok maça dair, futbolculara söylenecek sözlerle ilgili, anlatabilir miyim? Daha çok güncel konularla ilgili ama ben çok fazla detaya girmiyorum dediğim gibi, çünkü biliyorsunuz maç sıcaklığıyla bu tarz çok aksi durumlardan sonra biraz olaylar abartılabiliyor, birebir katılabiliyor. O noktada hala teyidi ihtiyaç duyduğum konular var. Ama yani ikilinin dün Fenerbahçe üzerine, futbolcular üzerine, maçın sıcağına yaptıkları konuşmalar, diyaloglar artık bu ilişkinin çok uzun süreceğine bize bir işaret vermiyor. Yani biraz sınırlar aşılmış. Biraz dediğim gibi yanlış konuma düşmeler olmuş. Bundan dolayı ve bunların hepsi futbolcuların önünde cereyan etmiş. Bundan dolayı hani ben çok fazla bu ilişkinin dikiş tutacağını düşünmüyorum. Ama
Ya futbol bu tabii ki. Biz anı takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü Fenerbahçe yoğun bir fikstürde. Bugün şu ana kadar, şu saatlerde bir görüşme oluyorsa sıcak sıcak, yani her an takip etmeye çalışıyorum ama bu akşam saatlerine kadar, antrenmana kadar herhangi bir görüşme vesaire olmamıştı. Peki Ahmet Selim, sana şunu soracağım. Cevap vermeye de bilirsin tabii ki, konumun, işin gereği. Perşembe akşamı saat 20.30'da Fenerbahçe-Kayseri Spor maçı A-Spor'da canlı olarak ekranlara gelecek. Evet. Maç öncesi mikrofonu uzattığın kişinin ve maç sonrasında da mikrofonu uzattığın kişinin Jesus olma ihtimali kaç? Şöyle söyleyeyim ben bu durumu. Yani bir teknik direktör olma ihtimali çok değil ama ben Kayseri Spor maçı öncesinde bir değişikliğe çok ihtimal vermiyorum. Vermiyorsun. Yani evet. Yani çok sıcak, yani çok ihtimal vermiyorum ama takipte ediyoruz, öyle söyleyeyim. Yani ben de hata yapmadan ilerlemeye çalıştığım için hassas konular. Ben Kayseri Spor maçından önce bu tarz bir değişiklik beklemiyorum çok fazla. Belki o maçtan sonra olabilir, çünkü kritik bir maç, önemli bir maç veya iki maç sonra olabilir. Üç, yani daha önce böyle örnekler yaşadık. Yollar kafada ayrılıyor ama mesela atıyorum milli ara beklenmişti, o şekilde mesela Erol Bulut da bu şekilde oldu. Hatta o haberi de biz takip edip biz vermiştik. Ama şu anda ben bu maç öncesinde bir radikal karar çok fazla beklemiyorum. Yani ihtimali %30 falan görüyorum bu yolları ayırmanın. Ama devamı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yolların ayrılma ihtimali var. Takip edeceğiz. Umarım en doğru bilgileri izleyicilerimize aktarırız. Evet. Kısaca iki sorum daha var. Yarın saat 16'da 4 Nisan'la ilgili bir toplantı olacaktı. Evet. Olacak mı? Herhangi bir iptal kararı var mı? Çünkü o toplantıda muhtemelen böyle sorular gelecek yönetime Jesus'la ilgili. Bir de Jesus'un tazminatı konusunda bir bilgin var mı? Şöyle anlatayım. Yarınki toplantının iptaline dair herhangi bir şu ana kadar açıklama vesaire gelmedi. Yapılacak gibi gözüküyor. Yarın çok aktif bir karar çıkmazsa o toplantı yapılacak. Katılımcılarla ilgili, yani başkanı görmeyebiliriz. Farklı şeyler olabilir. Katılımcılarla ilgili farklı bir durum olabilir. Ama yani toplantı olacaksa yüksek ihtimalle şunu ifade edeyim. Jesus sözleşmesi bir yıllık olduğu için tazminat gibi bu tarz böyle çok ciddi bir durum söz konusu değil. Ama şu anda görevine son verirseniz yine sene sonuna kadar olan maaşlarını alma hakkı doğuyor. Evet. Bundan dolayı o ücretler tabii ki ödenir. Ama dediğim gibi bir yıllık sözleşme olduğu için tazminat vesaire böyle ciddi bir durum söz konusu değil. Peki. Ahmet Selim Kul, çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler aktardın bize. Perde arkası bilgileri verdin. İyi çalışmalar diliyorum. Çok sağ ol.